tatil bitti. 14 Haziran'da başlayıp 86 gün süren yaz tatili ardından okullarda dersbaşı yapılırken, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Bursa Şubesi Başkanı Jülide Akköprü'den çok özel değerlendirmeler geldi. Öncelikle, eğitim alanında günümüzde yaşanan ve çözüm bekleyen konulara her geçen gün yenilerinin eklendiğini vurgulayıp sorunları sıraladı. Kapalı köy okulları ve taşımalı eğitim, eğitimde özelleştirme, fiziki altyapısı yetersiz okullar, kalabalık sınıflar, düşük maaşlar, yüksek servis ücretleri, kayıt parası adı altında dolaylı vergiler. Gözlemi şu, yılların birikimi sorunlara çözüm için Milli Eğitim Bakanlığı'nın projesi yok. Sorunları dile getiren sivil toplum örgütlerinin de yaptırımı yok. Bu noktada, çözüm için adım atmayan hükümet yeni uygulamalarla eğitimi girdaba sürüklüyor. Deyip, bu yıl uygulamaya konan Türkiye Yüzyılı Marif modelini, ırkçı, dinci, akıl dışı ideolojik dayatma, olarak yorumladı. Dikkat çektiği şu, kapatılıp kaderlerine terk edilen köy okullarının, taşımalı eğitim kurbanı öğrencilerimizin, okul ve derslik yetersizliğinden ikili eğitim yapılan okullarda sabah çok erken başlayıp akşam çok geç biten derslerden dolayı yaşadıkları sorunların çözümü için okul ve derslik yapmaktan kaçınan bakanlık yeni bir uygulamanın önünü açtı. Tırnak işareti, o uygulamayı şöyle duyurdu. Okul idarelerinin talebi, kaymakamlıkların önerisi ve valiliğin oluruyla ikili eğitim yapan okullarda ders süresi 30 dakikaya indirilebilecek. Çözüm üretememenin getirdiği sonuç olarak gördüğü yeni uygulamaya tepki gösterirken bir başka kaygıyı dile getirdi. Öğretmen Akademisi, eğitim fakültelerini işlevsizleştiren sorunlu uygulama. 4 yıllık eğitimde kazandırılamayan hangi beceri 2 yıllık kursla tamamlanacak? Uygulamanın, düşük ücretle istihdam kapısını açarken, yeni bir eleme yöntemi olduğunu da ekledi. Bursa, yeni turizm rotaları arıyor. Sezonu, kısa olduğu için deniz turizmini çekemiyoruz. Ama tarih turizmi night kabul ettiremiyoruz. Uludağ cazibesini kazandırma çalışmaları olsa da, doğa turizminden yararlanamıyoruz. İşte, bu turizm, sorunlarını aşıp yeni rotalar bulmak için harekete geçen TÜRSAB Güney Marmara Başkanı Murat Saraçoğlu İF Yönetimi Büyükşehir Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pınar Işık Yıldız'ı ziyaret ettiler. Gündemde İngiltere, Berlin, Dubai, turizm fuarları da vardı. Habersizce taziyeye gelen Kılıçdaroğlu'na Dobruca'da özel ağırlama. Pazar günü, yazımızı bitirip gazeteye yollamıştık ki, CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte cenaze için Bursa'da olduğu haberi geldi. O gün, CHP Tüzük Kurultayı için Ankara'da bulunan parti yöneticileri ve belediye başkanlarının haberleri yoktu. Zaten, Kılıçdaroğlu da, biraz ailenin dayısı olarak geldiği için CHP örgütlerine duyurmamıştı. Nitekim, eşiyle birlikte, CHP Nilüfer İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mürşit Binici'nin cumartesi günü toprağa verilen annesi Senem Bilici için taziye ziyareti yaptı. Sonrasında, Kılıçdaroğlu, bir dönem hazinede çalıştığı için tanıdığı Büyükşehir Genel Sekreteri Doçent, Dr. Ergül Halis Çelik tarafından Dobruca sosyal tesislerine davet edildi. Sürpriz ziyaretten hoş bir anı kalırken, Dobruca'da ilk kez bir CHP lideri ağırlandı. Selçuk Türkoğlu ameliyat oldu. Tartışmasız, bu dönemin en hareketli Bursa milletvekili olarak dikkat çekiyor. TBMM kürsüsünden hesap soruyor, soru önergemleri veriyor. Bursa'da da sürekli saha ziyaretleri yapıyor, özellikle eylem açıklamalarıyla ilgi odağı oluyor. İşte, böyle bir tempoda İyi Parti Bursa milletvekili Selçuk Türkoğlu, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle safra kesesi ameliyatı oldu. Bir süre telefonlara cevap veremeyecek. Marşlarda Tuna Nehri, akmam, diyor, Tuna Caddesi de geçit vermiyor. Hani, hepimizin bildiği, Tuna Nehri akmam diyor, diye başlayan bir marş var, işte o marşta olduğu gibi, Nilüfer'deki Tuna Caddesi de üzerinden gelip geçen araçlara resmen, geçit vermem, diyor. Çünkü, Tuna Caddesi'nin asfaltı çok eskidi, yıllardır yenilenmemesi bir yana, yama bile yapılamadığı için oluşan çukurlar trafik akışında büyük tehlike oluşturuyor. Yol, ana cadde olduğu için Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda. O nedenle Nilüfer Belediyesi'nin yolda onarım yapma yetkisi yok. Zaten, Tuna Caddesi'ni kullananlar da bunun farkında olarak şunu söylüyorlar. Geçen dönem Büyükşehir ve Nilüfer Belediyeleri farklı partilerde olduğu için Tuna Caddesi ile ilgilenen olmadı. Şimdi Büyükşehir ve Nilüfer aynı partinin belediyeleri. İstekleri şu, uyumlu çalışıp yılların sorununu çözmelerini bekliyoruz. Trabzon'a çok yakışmış, Bursa'ya da çok yakışır. Açıkçası, Karayolları'nın Trabzon, A yaptığı Kanuni Bulvarı ve Yıldız Kavşağı'yla Akyazı Belediye Stadyumu bağlantı yolunun fotoğrafına gıptayla baktık.
Yollar ve kavşak çok güzel olmuş. Trabzon, aa çok yakışmış, çok etkileyici. Gerçi, Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları gündemine giremiyor ama böyle yol ve kavşak Bursa'ya da çok gerekli, çok da yakışır bu kente. Acaba, karayolları, neden çok şey mi bekliyoruz?